İyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 12 Aralık Cumartesi saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ben Gizem Öner. Ana haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan baraj açılış töreninde konuştu. AK Parti iktidarının yaptığı hizmetlere değindi. Ayrıca son zamanlarda gündeme gelen kuraklık sorunuyla ilgili de konuştu. Şehrimize dükkanları, camileri, okulları, sağlık ocaklarıyla yaklaşık 20 bin konut kazandırdık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantıyla katıldığı Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğan Pınar Barajı açılış töreninde konuştu. Gaziantep'e yapılacak projelerden bahsetti. Kuzey şehir projesiyle de adeta şehrimiz için yeni bir nefes kaynağı olacak 50 bin konutu daha Gaziantep'e inşa ediyoruz. Konutların inşasında %10'luk bir seviyeye gelinen bu projede yol, kanalizasyon, yağmur suyu gibi altyapılar da büyük ölçüde tamamlanmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti iktidarı demek hizmet iktidarı demektir ifadelerini kullandı. AK Parti iktidarı demek hizmet iktidarı demektir. İşte şu anda Halep oradaysa Arş'ın Gaziantep Düzbağ içme suyu isale hattında. Bunlar laf ola beri gele değil, icraat. Kuraklığa da dikkat çekti Cumhurbaşkanı. İsraf yapılmaması hususunda uyarıda bulundu. Su hayattır. Ülkemiz zengin su kaynaklarına sahip olmadığı için mevcut imkanlarımızı en verimli şekilde kullanmamız şarttır. Bilindiği gibi oldukça kurak bir yıl geçiriyoruz. Yağış oranlarının neredeyse yarı yarıya azaldığı şu dönemde hep birlikte su tasarrufuna önem vermemiz gerekiyor. Salgın tehdidi sebebiyle temizlik amaçlı su kullanımında ciddi artış yaşandı. Kurumlar ve vatandaşlar olarak el ele vererek hem etkili hem tasarruflu bir su yönetimine ihtiyacımız bulunuyor. MHP lideri Devlet Bahçeli de sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Gündeminde terörün siyasi uzantısı HDP vardı. HDP'nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır dedi. On binlerce vatan evladının kanına giren teröristler... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamasında Türkiye'nin en temel problemlerinden birisinin aydın problemi olduğunu söyledi. 10 Aralık İnsan Hakları Günü münasebetiyle yine bildik aydın müsveddeleri Kiralık Kalem, Sözde Gazeteci ve Kimliksiz Akademisyenlerden mürekkep 805 çürük şahıs sipariş bir zillet bildirisini ortaklaşa imza atmışlardır. Özellikle siyasileri içeren bir af çıkarılmasını, anayasa kararlarına rağmen sözde tutsaklıkları sürdürülen muhalif aydınların siyasetçilerin özgürlüklerine kavuşturulmasını dile getirmişlerdir. Nasıl olsa dilin kemiği, bölücülerin karakter ve keyfiyeti yoktur. Bölücülük pervasızdır, pişkindir, pisliktir. Bölücülük medyada, üniversitede, belediyede, meclistedir. Türkiye terörün belini hamdolsun kırmıştır. Dağdaki eşkıyanın mukavemeti kırılmış, teröristlerin yurt içinde, yurt dışında sonları görünmüştür. Bu gelişme tarihidir. Bahçeli 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşmelerine de değindi. Terörün siyasi uzantısı HDP'ye ateş püskürdü. HDP isimli husumet ve hıyanet oluşumu demokrasinin ardına saklanarak özgürlük ve insan hakları sığınağına yuvalanarak Türkiye'ye meydan okumaktadır. HDP bir terör sorunudur, bölücülük yuvasıdır, fitne tezgahıdır, demokratik güvenliğimize doğrulmuş melun bir silahtır. Bu devran böyle gitmemelidir. Adalet ve hukuk mutlak surette devreye girmeli, HDP'nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır. Yani demem odur ki, HDP'yi Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır. On binlerce vatan evladının kanına giren teröristleri kutsamakla kalmayıp, İçinden çıkan, bölücülüğü pulusa yapan, hepsinden önemlisi iradesi Kandil'e ipotekli bir siyasi parti görünümlü PKK aparatıyla MHP'nin işi olmaz, olmayacak. Türkiye COVID-19 hasta tablosu açıklandı. 12 Aralık 2020 itibariyle bugün
189.065 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 29.136 olarak kayıtlara geçti. Hasta sayısı 5.203 oldu. Bugün 222 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 20.191 oldu. Toplam test sayısı 20.898.517 oldu. Toplam vaka sayısı 1.809.809 olarak kayıtlara geçti. Şimdiye kadar 16.199 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5.961 olurken şimdiye kadar toplamda 1.581.565 kişi koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu diyelim ve devam edelim Ömer Çelik'le. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullandığı dile tepki gösterdi. Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan çirkin dili kınıyoruz dedi. Gündemi yakın bir şekilde takip ediyoruz arkadaşlar. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamasında İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı dile tepki gösterdi. Bazı İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı çirkin dili kınıyoruz. Bu İranlı siyasetçiler İran'ı her zaman dost ve kardeş olarak gören Cumhurbaşkanımızla İran'ın düşmanlarını birbirine karıştıracak kadar pusulalarını kaybetmişler. AK Parti sözcüsü Çelik, İranlı siyasetçilerin saygılı olması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeş İran'ın zor zamanlardaki dostu olduğunun altını çizdi. Haddini aşan İranlı siyasetçiler Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken saygılı olmalıdır. İran'ın zor zamanlardaki dostu Cumhurbaşkanımıza saldıranlar kendi ülkelerinin düşmanlarını sevindiriyorlar. Unutmasınlar, nükleer çalışmalar konusunda İran halkı haksızlığa uğrarken bu haksızlığa karşı İran'la anlaşmaya imza atan sadece Cumhurbaşkanımız ve Brezilya Devlet Başkanı'ydı. Haksızlık karşısında susmayan Cumhurbaşkanımıza saldıranlar İran düşmanlarını sevindiriyorlar. Gün Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgal altındaki topraklarını kurtarmalarına sevindiğimiz, sevinenlerle de yan yana durduğumuz gündür. Bundan rahatsız olanlar kendi zihniye çarpıklıklarını sergilemiş oluyorlar. Bu iki devletli barışı savunan ülkelerin bunu seyretmemesi. Türkiye'ye yaptırım içeren savunma bütçesi ABD Senatosu'ndan geçti. Temsilciler Meclisi'nden 3-2 çoğunlukla geçerek Senato'ya gelen yasa için Trump'ın veto hakkı bulunmuyor. Tasarıda S-400 alan ülkelere 30 gün içerisinde yaptırım isteniyor. Well, thank you very much. ABD Senatosu savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran ve Başkan Donald Trump'ın veto edeceğini söylediği ulusal savunma yetkilendirme yasa tasarısını kabul etti. Trump'ın sosyal medya şirketlerine yasal güvence sağlayan bir düzenlemeyi içerdiği için veto edeceğini söylediği tasarıyı Temsilciler Meclisi 11'e karşı 79 oyla onayladı. Temsilciler Meclisi'nden 3-2'den büyük oy çokluğuyla geçen tasarı, Senato'dan da aynı çoğunlukla geçtiği için Trump'ın vetosu geçersiz kılınabilecek. So our goal now is to ensure... Tasarının nihai halinde Pentagon için 635,5 milyar doları temel bütçe, 69 milyar doları savaş fonu olarak bilinen Deniz Aşırı Muhtemel Operasyonlar Fonu, 8,9 milyar doları ise tasarının yetki alanları dışındaki savunmaya ilişkin harcamalar olmak üzere 713,4 milyar dolar bütçe ayrıldı. Bunun yanı sıra Enerji Bakanlığı bütçesi altında nükleer kapasiteye ilişkin savunma harcamaları için 26,6 milyar dolar bütçe belirlendi. Tasarıda Türkiye'nin S-400'leri teslim almasının ABD hasımlarına yaptırım yoluyla mücadele yasası kapsamında Rusya'yla önemli bir işlem olarak kabul edildiği ve yasalaşmasından sonra 30 gün içinde Türkiye'de S-400 alımına müdahil olanlara yaptırımlarının uygulanması talep edildi. Tasarıda başkanın yaptırım yoluyla mücadele yasası kapsamında belirtilen 12 maddeden en az 5'ini uygulaması, yaptırımların ithal edilen malları kapsamaması istendi. Bu mallarda doğal ya da insan eliyle yapılmış maddeler, imal edilmiş erzak ve bunlara ilişkin denetim ekipmanı şeklinde sıralandı. Tasarıda ABD'nin yaptırımların kaldırılmasının şartları da yer aldı. Buna göre bir yıl içinde Türkiye'nin S-400'leri çalıştırmayacağını taahhüt etmesi gerekiyor. Öte yandan ABD vatandaşı siyahi George Floyd'un öldürülmesinden sonra yaşanan olaylarda gündeme gelen Konfederasyoncu generallerin isim ve heykellerinin kaldırılması da tasarıda yer aldı.
Yaptırım kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Kaybetmeyi istemeyecekleri siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz var dedi. Yaptırım gündemleri faydasız yaklaşımlardır ifadelerini kullandı. Önce Avrupa Birliği Liderler Zirvesi, ardından Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye yaptırım konusunu masaya getirdi. AB Liderler Zirvesi'ndeki yaptırım kararları Mart ayına ertelenmişti. ABD'nin S-400 hava savunma sistemi yaptırımı ise onay bekliyor. Tüm bunlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. Yaptırım gündemleri faydasız yaklaşımlardır dedi. Ülkemize yönelik yaptırım kararlarına da değinmek istiyorum. Gerek Amerika Birleşik Devletleri, gerekse Avrupa Birliği ile her iki tarafın da asla görmezden gelemeyeceği, kaybetmeyi kesinlikle istemeyeceği çok köklü siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz vardır. Türkiye olarak bu ilişkilerin ruhuna halel getirecek hiçbir adım atmadık, atmayız. Avrupalı ve Amerikalı yatırımcıları ülkemizde daima baş üstünde tuttuk. Her türlü desteği verdik. Siyasi sahiplerle ve rasyonel hiçbir temeli olmadan dayatılan yaptırım gündemleri tüm taraflar için sadece zarar yazan, hiç kimseye faydası ve kârı olmayan yaklaşımlardır. Her şeye rağmen bu konulardaki somut adımların, aklı selimin ve karşılıklı menfaatlerin ışığında potansiyellerimizin gücü dikkate alınarak atılacağına inanıyorum. Diyalog ve işbirliği ile çözülmeyecek hiçbir meselemiz olmadığını düşünüyoruz. Aynı şekilde kapımız tüm yatırımcılara sonuna kadar açıktır. Açık olmaya devam edecektir. Amerika ve Avrupa'daki yönetimlerin Türkiye düşmanı lobilerin etkisinden kurtularak bir an önce objektif ve sürdürülebilir politikalara yönelmelerini diliyoruz. ABD'nin Rusya'dan alınan S-400'ler konusunda Türkiye'ye yaptırım uygulamasının yolunu açan yasanın adı KATSA yasası. Peki bu yasa Amerikan sisteminde ilk kez ne zaman yürürlüğe girdi? Yasanın amacı ve içeriği ne? İşte detaylar. Gentlemen, the President of the United States, Donald J. Trump. ABD'nin yaptırım yasası olarak bilinen KATSA ilk kez Trump tarafından imzalandı ve 2017 yılında yürürlüğe girdi. Açılımı ise Amerika Birleşik Devletleri'nin hasımlarına yaptırımlar yoluyla karşı koyma yasası. KATSA temelinde Rus enerji, savunma ve istihbarat sektörlerini hedef alan bir yaptırımlar bütünü olarak görülüyor. Yasa Moskova ile bu alanlarda iş yapan ülkelere ikincil yaptırımlar uygulayabiliyor. KATSA yasasının dayanağı olarak sadece Rusya değil, ABD'nin İran ve Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırımlar da görülüyor. Yasanın amacı yaptırımları ABD'nin dış politikasının caydırıcı bir unsur olarak etkin şekilde kullanabilmek. Uzmanlara göre 2017'de devreye sokulma nedeni Amerikan sisteminin Trump'a duyduğu güvensizlik. Trump çok istemese bile Kongre'nin baskısına karşı yasayı imzalamak zorunda kaldı. Böylelikle ABD Başkanı'nın Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yaptırımları kaldırma yetkisini sınırlandırdı. 70 sayfadan oluşan KATSA yasasında 12 yaptırım maddesi var. ABD Başkanı KATSA yasasını onaylaması durumunda bu maddelerden en az 5'ini seçebiliyor. Başkan, hedef ülkeye karşı tüm maddeleri aynı anda uygulama hakkına da sahip. Mecliste bütçe görüşmeleri sürüyor. CHP'den eleştiri gelmişti. 18 senede tek bir fabrika kurulmadı demişlerdi. O sözlere Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ateş püskürdü. Sizin görmezden geldiğiniz fabrikalar sayesinde bu ülkede ihracat rekorları kırılıyor dedi. Sizin görmezden geldiğiniz fabrikalar sayesinde bu ülkede ihracat rekorları kırılıyor. Mecliste 2021 yılı bütçesi görüşülüyor. Zaman zaman tansiyon yükseliyor. Tansiyonu son yükselten açıklama ana muhalefet partisinden geldi. CHP AK Parti'yi eleştirdi. Son 18 yılda tek bir fabrika kurmadınız dedi. O sözlere Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ateş püskürdü. Tek bir fabrika kurulmadığını iddia eden konuşmacılar var. El insaf diyorum. Rakamlar gün gibi ortada.
sadece Ocak-Kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrika üretime başladı. 13.546 imalat sanayi tesisi sanayi sicile kaydolarak üretime başladı. Bugün itibariyle sanayi bölgelerinde 4069 tesisin inşaatı devam ediyor. Burada konuşan muhalefet milletvekillerinin ısrarla görmek istemedikleri, görse bile kabullenmek istemedikleri işte gerçek tablo bu. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla 18 yıldır yaptıklarımızı anlatmaya kalksak buna terabaytlar yetmez, veri merkezleri yetmez. Ben sizlere Nuri Kıllıgiller'den, Nuri Demirağlar'dan, CHP'nin kapattığı fabrikalardan, baltaladığı projelerden de bahsetmeyeceğim. Zaten bahsetmeye kalksam ne kalem yeter ne kağıt yeter. Varank terörün siyasi maşası HDP milletvekili Garo Paylan'ı da payladı. Sayın Garo Paylan biraz önce çıktı. Batı'yı, sözüm ona, özgür bilim ekosistemini yere göğe sığdıramadı. Neymiş? Almanya'da aşı üretiliyormuş, ABD'de aşı üretiliyormuş, Türkiye'de SİHA tank tüfek üretiliyormuş. Emperyalist Batı hayranlığı gözünü öylesine bürümüş ki örnek verdiği ülkelerin dünyanın en büyük silah endüstrisine sahip olduğunun farkında bile değil. Ben şimdi soruyorum. Çıkıp Almanya niye tank üretiyor? Amerika niye SİHA üretiyor diye soruyor musunuz? Hayır, sormuyorsunuz. Ama mevzu bahis Türk SİHA'ları olunca aniden anti-emperyalist kesiliyorsunuz. Sosyalistliğiniz aklınıza geliyor. Şimdi ben sizlere soruyorum. Dağlık Karabağ'daki 30 yıllık işgale son verdiği Azeri kardeşlerimizi koruduğu için mi SİHA'lardan rahatsızsınız? Sınırınızda kurulmak istenen terör koridorundaki teröristlere bomba yağdırdığı için mi SİHA'lardan rahatsızsınız? Bayrağımızı gökyüzünde gururla dalgalandırdığı için mi SİHA'lardan rahatsızsınız? Eğer öyleyse rahatsız olmaya devam edebilirsiniz. Türkmenistan'ın daimi tarafsız ülke statüsü kazanmasının 25. yılı, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu vesileyle düzenlenen konferansa bir mesaj gönderdi. İki ülke arasındaki işbirliğine dikkat çekti. Türkmenistan'ın daimi tarafsızlığının 25. yılını şahsım ve milletim adına canı gönülden kutluyorum. Bu maksatla düzenlenen konferans vesilesiyle çevrim içi olsa da sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın daimi tarafsız ülke statüsünü kazanmasının 25. yılı dolayısıyla düzenlenen konferansa video mesaj gönderdi. Değerli katılımcılar, Türkiye, Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olmasının yanı sıra, daimi tarafsızlığının tanınmasını sağlayan 1995 ve 2015 yıllarındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararlarını da desteklemiştir. Türkmenistan'ın tarafsızlık politikası çerçevesinde uluslararası barış, güvenlik ve istikrarın tesis edilmesine yönelik olarak Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bu alandaki verimli işbirliğimizi sürdürmeye kararlıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'ın Orta Asya'da yürüttüğü çalışmaları takdirle karşıladığını söyledi. Türkmenistan'ın hem Orta Asya ülkeleri arasındaki işbirliğine hem de Orta Asya ülkelerinin bölge dışı devlet ve uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü diyalog süreçlerine aktif katılımını takdirle izliyoruz. Bu vesileyle Türkmenistan'ın Türk Konseyi'ne en kısa zamanda dahil olmasını temenni ettiğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Türkmenistan'ın Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda ulaştırma, enerji, sanayi, ticaret, sağlık ve çevre konularında attığı örnek adımlar sadece Türkmenistan'ın değil, bölgenin geleceğine de ışık tutuyor. Türkiye ve Türkmenistan arasındaki işbirliğine de dikkat çekti Cumhurbaşkanı. Salgına rağmen iki ülke arasında ticaret hacminin arttığını belirtti. Salgının beraberinde getirdiği ekonomik zorluklara rağmen
2020 yılının ilk 9 ayında ikili ticaret hacmimiz geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %18 oranında artmıştır. Türk şirketleri, değerli kardeşim Sayın Berdi Muhammedoğlu'nun dirayetli liderliğinde yürütülen Türkmenistan'ın kalkınma hamlesine katkı sağlıyor. Sahip olduğumuz ortak kültür, tarih ve dil mirası üzerine kurulu işbirliğimiz, ilişkilerimizin önemli bir boyutunu teşkil ediyor. Ülke genelinde dün akşam başlayan sokağa çıkma yasağının ardından Erzurum ve bölge illerde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Doğu Anadolu bölgesindeki 7 ilde sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Ülke genelinde dün akşam başlayan ve 14 Aralık Pazartesi 5'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, meydan, sokaklarla tarihi alanlar sessizliğe büründü. Güvenlik güçleri kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere tüm noktalarda denetim yaptı. Polis ekipleri anonslarla iş yeri sahiplerini ve vatandaşları kısıtlamaya ilişkin uyardı. Türk kültür varlıklarının geleneksel nakışlarından olan ve kadınların matematiksel zeka kullanarak yaptığı el sanatı hesap işi Erzurum'da yaşatılmaya devam ediliyor. Osmanlı ve Selçuklu döneminde yaygın olarak kullanılan hesap işi sanatı, Erzurum'da kadın usta öğreticiler aracılığıyla gelecek nesillere aktarılıyor. Tersiyle yüzü aynı görünüşte olan ve yaklaşık 10 iğne çeşidi kullanılan bu işleme tekniğinde kadınlar matematiksel zeka kullanarak birbirinden güzel desenler elde ediyor. Zengin ve detaylı işleme tekniklerine sahip hesap işi bugün dekoratif örtülerle kıyafet ve ev dekorasyonunda kullanılıyor. Hesap işinin inceliklerinden bahseden Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Fatma Taşbaşı bu sanatın ustalık istediğini ve matematiksel bir zeka gerektirdiğinin altını çizdi. Hesap işi hem sanatkarın sabrını, sebatını, matematiksel zekasını, bunun yanı sıra görsel hafızasını yansıdığı bir tekniktir. Neden diyeceksiniz? Hesap işinde desen kumaşa çizilmez. Kişi aklındaki deseni sayarak kumaşa nakleder. Bu esnada desen değişebilir. Bitkisel motifi, geometrik motif şekliyle kullanmak çok zordur. Bu deseni yerleştirmek gerçekten bir matematiksel zeka gerektirir. Taşbaşı, geleneksel el sanatlarının yaşatıldığı hesap işi sanatının Osmanlı ve Selçuklu döneminde yaygın kullanıldığını da anımsattı. 15. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu döneminde siyah iplik elde edilemediği için renk vermesinden dolayı kadınlarımız daha çok saç tellerini kullanmışlar, siyah iplik yerine. Bunu düşünebilmek ya da at kılını kullanmışlar. Bunu düşünebilmek gerçekten bir zeka gerektirir, ayrı bir boyut gerektirir. Usta öğretici Eda Ulusoy ise bu sanatı yaparken eski Türk kadınının ne kadar sabırlı olduğunu bir kez daha anlamış olduklarını ifade etti. Eski Türk kadınının ne kadar sabırlı olduğunu burada bu işleri yaparken daha net görüyoruz. Çünkü hesap işi çok sabır gerektiren bir iş. Mutlu olduğumuz zaman, bunları düşündüğümüz zaman nakışımızı daha güzel nakış ediyoruz. Erzurum'un Tekman ilçesinde tam 500 balya ot alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 500 balya olsun, 100 balya olsun sonuçta. Valla ocağın iyi bak. Erzurum'un Tekman ilçesinde çıkan yangında 500 balya ot kül oldu. Tekman'a bağlı Erence mahallesinde ikamet eden Cevdet Hocaoğlu'na ait balya balya otlar bir anda alev aldı. Kısa sürede tüm balyaları kaplayan alevler adeta geceyi aydınlattı. Ben bilen tutarı aradım. Benim böyle bir durum var. Benim ev
Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine giderek yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Erzurumlu bir grup genç sokak hayvanları için karlı arazilere dağıldılar. Sırtlarına yüklendikleri çuval dolu ekmekleri doğaya bırakan gençler kuşlar için yem bırakmayı da ihmal etmediler. Erzurumlu bir grup genç bir araya geldi. Hayvanlar için yürek ısıtan bir sosyal sorumluluk çalışması yürüttü. Erzurumlu gençler kış günlerinde yiyecek arayan hayvanlar için doğaya yem bıraktı. Çuvallara ekmek doldurup doğaya bıraktılar. Tek amaçları vardı, soğukta yiyecek bulamayan hayvanlara deva olmak. Her biri bir köşeye dağıldı. Ekmekler parça parça bölünerek karla kaplı araziye atıldı. Gençler yalnızca yaban hayvanları için çalışmadı. Gökyüzünde savunan kuşlar için de farklı farklı noktalara yem serpiştirildi. Libya tezkeresi meclise geldi. Tezkereyle Libya'ya asker gönderilmesi için verilen süre 18 ay daha uzatılacak. Libya'ya asker gönderilmesinin süresini uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi meclise geldi. Tezkerenin süresi 2 Ocak 2021'den itibaren 18 ay uzatılacak. Ahmet Haluk Koç, Ankara Milletvekili, İmam Hüseyin Filiz, Gaziantep Milletvekili. Libya'ya asker gönderilmesini içeren tezkere, Türkiye'nin milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdit ve güvenlik riskine karşı tedbirlerin alınmasını amaçlıyor. Bunlar arasında Libya'daki gayrimeşru silahlı gruplarla terör örgütleri tarafından Türkiye'nin menfaatlerine gelebilecek saldırıları bertaraf etmek var. Tezkerede Libya halkına ihtiyacı olan insani yardımları ulaştırmak, meşru hükümet tarafından talep edilen desteği sürdürmek ve kitlesel göç gibi risklere karşı milli güvenliği idame ettirmek yer alıyor. Tezkerenin en önemli maddesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektiği takdirde sınır dışı operasyon, harekat ve müdahalede bulunabilmesi. Cumhurbaşkanının belirleyebileceği esaslara göre risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirlerin alınması maksadıyla 2 Ocak 2020 tarihli iznin süresinin 2 Ocak 2021 tarihinden itibaren 18 ay süreyle uzatılmasının öngörüldüğü belirtildi. Öte yandan Libya'ya asker gönderilmesinin yolunu açan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi olağanüstü toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Tezkereye AK Parti ve MHP kabul oyu verirken CHP, İYİ Parti ve terörün siyasi uzantısı HDP red oyu kullanmıştı. FETÖ'nün askeri yapılanmasıyla ilgili ankesör soruşturması derinlemesine sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geriye dönük inceleme başlattı. 1977-1990 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde adli ve idari soruşturmalar teker teker incelendi. Şüpheli sayısı 20.294, 7.354'ü itirafçı. FETÖ'ye yönelik ankesör hattı soruşturmasının bilançosu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmış deşifre edilmeyen örgüt üyelerini tespit çalışmaları sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi. Geriye dönük TSK yapılanmasının temelleri de araştırılıyor. Bu kapsamda kuvvet komutanlıklarına talep gönderildi. 1979-1990 yılları arasında soruşturma geçirenlerin kayıtları istendi. 12 farklı askeri okul. Toplam 27 klasör. Tutanaklar tek tek incelendi. FETÖ ile iltisaklı 515 şüpheli belirlendi. Aralarında 15 Temmuz darbe girişimine katılanlar da var. Şüphelilerden 276'sı askeri okullardan atıldı. Bunların içinden 63'ü kamu kurumlarında önemli noktalara yerleştirildi. 239 kişinin ise örgüt bağlantısı belirlendi. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atılmadı, kritik görevlere getirildi. 1980-1990 yılları arası disiplin soruşturmaları da incelendi. FETÖ'nün sinsi yöntemleri belirlendi. Örgütün askeri yapılanmasını okul öncesinden başlattığı anlaşıldı. Öğrenim dönemine eleman temin ettiği tespit edildi.
Süre içinde çok sayıda öğrenci deşifre oldu. Örgüt bunun üzerine yöntem değişikliğine gitti. Gizli hücre şeklinde yapılanmaya başladı. Peki FETÖ ile bağlantısı tespit edilen öğrenciler Türk Silahlı Kuvvetleri'nden neden atılmadı? Savcılığın tespitleri dikkat çekici. Örgüt Türk Silahlı Kuvvetleri içinde kripto yapı oluşturmak istedi. Talimatlara uymayan öğrencileri okullardan atarak diğerlerine gözdağı verdi. Kamu kurumlarına giren öğrencilere ise şefkat tokadı atıldı, mesajını iletti. Borçların yeniden yapılandırıldığı düzenlemeye ilgi yoğun. Başvuran mükellef sayısı 3 milyona yaklaşmış durumda. 24 günde 20 milyar 662 milyon liralık alacak yapılandırıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden karar çıktı. Borçlar yapılandırmaya girdi. Mükellefler bu kanundan yararlanmak için sıraya girdi. Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunla sağlanan olanaklara mükellefler yoğun ilgi gösterdi. Düzenlemeden yararlanmak için vergi dairelerine bugüne kadar 2.787.000 mükellef başvuru yaptı. Bu kapsamda 3.592.000 dilekçe alındı. 24 günlük süreçte 20 milyar 662 milyon lira alacak yapılandırıldı. Mükellefler bugüne kadar 269 milyon 213 bin 500 lira ödeme yaptı. Meclisten çıkan kanunla biriken vergi borçlarının ödenmesinde çok önemli imkanlar sağlanıyor. Bunlardan biri borcun peşin ödenmesi durumunda borcun sadece ana parasını ödeme imkanı. Birikmiş borçların cezaları siliniyor, gecikme faizi dönemsel değişimler uygulanarak yeniden yapılandırılıyor. Başvuruda bulunan vatandaşlara borçlarını Ocak 2020'de peşin ya da 6, 9, 12 veya 18 taksitle ödeme imkanı sağlanıyor. Yapılandırılan borçlar banka ve kredi kartı aracılığıyla ödenebiliyor. Borcundan kurtulmak isteyenlerin 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor. Diğer yandan mükellefler ve çalışanlar elektronik ortamdan da başvuru yapabiliyor. Üstelik salgın sürecinde bu yöntem çok daha sağlıklı. Düzenlemeden yararlanmak için başvurular www.gib.gov.tr veya www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden ilgili vergi dairelerinden veya posta yoluyla yapılabiliyor. Aşı çalışmaları devam ediyor. Umut verici bir haber de Akdeniz Üniversitesi'nden geldi. Orada geliştirilen 5 aşı adayından 3'ü hayvanlar üzerinde denendi. Akdeniz Üniversitesi'nde geliştirilen 5 aşı adayından 3'ü hayvanlar üzerinde denendi. Sonuçlar umut verdi. Aşı üzerinde çalışmamız var herhalde. 5 aşı türü. Aşı Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tarlan Mammedov'la 15 kişilik ekibinin sürdürdüğü koronavirüs aşı çalışmasında sona gelindi. Geliştirilen 5 aşı adayından 3'ü hayvanlar üzerinde test edildi. Adayı geliştirdik. 3 aşı adayı artık hayvanlar üzerinde testler 4 ay önce bundan biz bitirdik. Ve sonuçlar çok güzel sonuçlar oldu. Sonuçlar gösterdi ki bu antigenler, yani yeşil bitki yaprakların hücrelerinde üretilmiş bu antigenler, yüksek miktarda antikor üretmesini biz kanıtladık. Doktor Mammedov insanlar üzerine teste geçilebileceğini söyledi. Hayvan testlerini bitirdik. Nöbeti aşama toksikoloji testleridir. Ondan sonra biz insanlar üzerinde testleri geçebiliriz. Yani bir ay eğer bu toksikoloji testlere başlasaz, yani bunun süresi bir aydır. Bir ayda o toksikoloji testlerden sonra biz insan üzerinde testlere geçebiliriz. Ürettikleri aşının protein temelli olduğunun altını çizen Profesör Doktor Mammedov aşıların güvenilir olduğunu da söyledi. Aşımız protein temelli aşılardır. Yani bu protein temelli aşıların özellikleri, yani avantajları başka aşılardan avantajları var. Bunlar demeli güvenlidir. Çünkü biz proteindir. Bundan başka biz insan vücuduna biz verilen dozları kontrol edebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez COVID-19'a karşı geliştirilen bir aşıya onay verildi. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, Alman BioNTech ve Pfizer aşılarının gereken durumlarda kullanılmasına onay verdi.
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA beklenen kararlarını açıkladı. Covid-19'a karşı %95 etkili olduğu belirlenen Pfizer-BioNTech aşısına acil durum onayı verdi. FDA'dan gelen haberin ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump görüntülü bir mesaj yayımladı. Hem teşekkür etti hem de aşının tüm Amerikalılara ücretsiz olarak yapılacağını hatırlattı. İlk aşamada yaklaşık 3 milyon doz aşının dağıtılması planlanıyor. Öncelik koronavirüse karşı ön safta savaşan sağlık çalışanlarının. Amerikan ordusu da öncelikli gruplar arasında. Askerler için ilk dağıtımdan 44 bin doz ayrılmış durumda. 16 yaşın altındakilerse aşılanmayacak. Amerika'da gündemdeki bir diğer konu da onay süreci. İddiaya göre daha önce büyük, yaşlı ve yavaş bir kaplumbağa diyerek onay sürecini eleştiren Trump, FDA başkanını tehdit etti. Ya aşıyı onayla ya da istifa et dedi. Washington Post'un ortaya attığı bu iddia hakkında ise açıklama yapılmadı. Kahramanmaraş'a gidiyoruz. Maske denetiminde olan polis bir kadının maske takmadığını gördü, kimlik istedi. Kadın hem kimliğini vermedi hem de bağırıp çağırarak suç bastırmaya çalıştı. Vermiyorum kardeşim, gel de al. Hem maske takmadı hem de polise mukavemet etti. Görev başındaki memura artistliğiniz kime diyerek tepki gösterdi. Vermiyorum kardeşim, gel de al. Vermiyorum ya. Çağır, ekip çağırsana. Çağır. Artistiniz kime ya? Artistiniz kime? O kadar insan maskesiz geziyor, niye onlara bir şey yapmıyorlar da bana yapıyorlar? Ha? Niye bana yapıyorsunuz? Herkese yapıyor. Herkese yapın sana. Olay Kahramanmaraş'ta meydana geldi. Maske denetimi yapan polis ekipleri kadını durdurup kimlik istedi. Ceza yiyeceğini anlayan kadın işi yokuşa sürdü. Polis de tartışmaya başladı. Vermiyorum kardeşim, gel de al. Vermiyorum ya. Çağır, ekip çağırsana. Çağır. Bana zorluk çıkartma. Ben çıkarmayayım bayan. Bak çekilin bayan. Kimliğini vermişsin. Bak önümden çekilecek. Bunlar da yetmiyormuş gibi maske takmasını isteyen bir başka kadına da pervasızca bağırdı. Yürü git işte. Allah Allah. Yürü yürü. Allah Allah. Sen kimsin? Nerenin itur? Sağ olsun. Bayağı yen ha. Şimdi gelirsen. Gel de döneyim, gel. Gel gel. Hadi gel. Sokak ortasında süren tartışmanın sonunda kadın karakola götürüldü. Orada da rahat durmadı. Maskesini ısrarla takmadı. Yok takmayacağım. Benim adım. Takmayacağım yok. Ne yapıyorsanız yapın, takmayacağım. Buradan da çıkıp savcılığa gideceğim. Hepinizle görüşeceğim. Tamam. Görüşelim. Cimer'e de yazacağım zaten. Yazın abi. İstediğiniz sizin bu artistlikleriniz bir değil beş değil. Yetti. Yetti artık, yetti. He. İstediğiniz yere yazabilirsiniz. Serbestsiniz. Özgürsünüz. Siz de neyinize güveniyorsunuz böyle? Siz kim oluyorsunuz? Ha? Biz devletle yazın. Abla bırak takmasın, sıkıntı yok ya. Takmayacağım zaten. Bırak ya, takmasın, takmamaktan cezası yazarsın. Ne işlem yapıyorsanız yapın, çok da korktum zaten. Tamam yapacağız zaten. Ya, yap zaten, aman yapma, yap tamam mı? Yapacağız. Kadına maske takmadığı için 900 lira ceza işlem tatbik edilirken, görevli polis memuruna mukavemetten adli işlem başlatıldı. Gökhan Bey, fotoğrafını da çeksen. Gökhan Bey. Maskeyi takma ya da takmama biçimi bencil, bilinçsiz, sorumsuz adına her ne derseniz artık bu insanları diğerlerinden net bir şekilde ayırdı. Salgın olmasaydı belki de bunları hiç tanıyamayacaktık. Devam edelim şimdi. 2 günlük sokak kısıtlamasının ilk günündeyiz. Bu kısıtlama artan vakaları durdurmak için getirildi. Bilinçli olanlar kısıtlamaya uyuyorlar. Bilinçsiz olanlarsa maalesef kısıtlanamıyor. İşte benzer bir örnek daha. Kafeler, kıraathaneler, oyun salonları. Hepsi koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı. Artan vakalarla birlikte belirli kısıtlamalar hayatımıza girdi. Ülkede çoğunluk bu kısıtlamalara uyarken bazıları da kısıtlanamıyordu. Otursan da. İşte bu operasyon kısıtlanamayanlara özeldi. İstanbul'da Kağıthane Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kapalı olması gerekirken açık olan işletmelere operasyon düzenledi. İlk durak kıraathane, ikinci duraksa oyun salonlarıydı.
iskambil oynayan, okey oynayan, tavla atan, bilgisayar oyununa dalan. Hepsi bir aradaydı. Polisi karşılarında görünce maskeler takıldı ama fayda etmedi. İşletme sahipleri ve oyun oynayan 59 kişiye toplamda 187.620 lira idari para cezası uygulandı. İş yerleri ise Kağıthane Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Sizler de haber niteliği taşıdığını düşündüğünüz görüntüleri 0532 063 27 43 numaralı WhatsApp haber ihbaratımıza gönderebilirsiniz. Hafta başında yeniden görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar.